Şimdi Giovanni Van Bronckhorst'un özellikle sol stoper bölgesi için Gabriel Paulista'nın partneri olacak isim noktasında isteği, daha doğrusu oradaki profil tanımlaması Giovanni Van Bronckhorst'un sol ayaklı bir stoper olması yönünde. Beşiktaş Mahsun Mers'e ilgilendi, Mario Hermoso ile ilgilendi ama bugün bu saat itibariyle artık Beşiktaş'ın hem Hummels hem de Mario Hermoso isimlerinden giderek uzaklaştığını görüyoruz. Bu transferler eğer ki ilerleyen günlerde oyuncuların özellikle buraya gelme konusunda çok ciddi bir değişkenlikleri olmazsa, tavırları olmazsa hem Hermoso hem de Hummels transferleri Beşiktaş'ta çok gerçekleşecek gibi gözükmüyor Ömer. Bu konuda özellikle Mario Hermoso'nun Avrupa'nın 5 büyük liginde kariyerine devam etme isteği oldukça tabii önemli bir kriter oldu. Hermoso Avrupa'nın 5 büyük liginden gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Bu konuda İtalyan kulübü Napoli'nin Mario Hermoso'ya çok ciddi bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Hatta biraz daha ilgiden de öte bir durum. Orada iki taraf arasında Napoli ve Hermoso tarafları arasında temasların çok artık daha sıcak bir noktaya geldiği bilgisini de İtalyan basınından da okuyoruz. Mahsun Mers'le ilgili olaraksa aslında biraz da Hummels konusunda süreç uzadıkça Beşiktaş kulübünün de Hummels transferiyle ilgili olarak aslında biraz da hoşnutsuzluk oluşmuş durumda Mahsun Mers konusunda ve buna ek olarak da az önce ifade ettiğim gibi Giovanni Van Bronckhorst'un sol ayaklı bir stoper istemesi de Beşiktaş'ın da biraz daha Hummels'ten uzaklaşmasına aslında sebep oldu demek de zannediyorum ki yanlış olmaz. Beşiktaş'ta senin bıraktığın yerden devam edeyim. Immobile transferinden sonra siyah beyazların bu yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı dördüncü ismin bir stoper olmasını bekliyoruz. Bizim burada yapmış olduğumuz Beşiktaş kulübü profesyonelleriyle yapmış olduğumuz sohbetlerde de aslında biraz edindiğimiz izlenim de bu yönde. Bir stoper arayışı var Beşiktaş'ın. Artık santraforunu siyah beyazlar belirledi. Bundan sonraki çalışmaların yoğunluk kazanacağı bölgenin ise sol stoper bölgesi olmasını bekliyoruz. Burada Felix Udoka'yı evet Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu ama burada lütfen yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki sol ayaklı stoper Omar Colli, burada herhangi bir yorumda bulunmuyorum aslında. Biraz daha durumu daha iyi anlatma açısından bunu örnek olarak veriyorum. Beşiktaş yeni sezonda kadrosuna katacağı stoperin, sol ayaklı stoperin biraz daha Omar Colli seviyesinden daha üst seviyelerde bir oyuncu olmasını istiyor. Burada Felix Udoka'yı ya da herhangi bir isim şu an için bu noktada daha çok öne çıkan futbolcu Udoka'yı olduğu için daha çok onun ismini zikrediyoruz belki ama Beşiktaş'ta stoper noktasında ilerleyen günlerde gündeme farklı isimlerin de gelmesini bekliyoruz açıkçası. Felix Udoka'yı konusunda oyuncu buraya gelmeyle ilgili herhangi bir problem, herhangi bir endişesi, herhangi bir olumsuzluk yok aslında, öyle özetleyebilirim. Ama Beşiktaş kulübü sanki sol stoper noktasında biraz daha üst seviye oyunculara gidebilir. Hermoso o isimlerden birisiydi. O transfer az önce ifade ettiğim gibi çok gerçekleşecek gibi görünmüyor siyah beyazlar için. Oradaki profil arayışı, kalite arayışı biraz daha, eğer Omar Colli'nin yerine bir sol stoper alacaksak bu Omar Colli'den çok daha iyi bir stoper olmalı. Görüşü hakim Beşiktaş yönetimi içerisinde. Bekler için de çok kısa şunu söyleyeyim. Hep sosyal medyada da okuyoruz aslında. Giovanni Van Bronckhorst'un oyun planındaki en önemli bölgeler belki de sol bek ve sağ bek. Çok hücumu seven beklerle çalışmayı seviyor Giovanni Van Bronckhorst. Bek konusunda şunu söyleyebilirim. Sağ bek için Jonas Svensson'la ilgili en azından şu ana kadar çok fazla olumsuz bir düşünce yok teknik ekip içerisinde de. Svensson'un geçen sezonu da çok aslında formda noktaladığını söylemek de sanırım yanlış olmaz. Şu anda Beşiktaş'ın sağ bek için çok ciddi bir arayışı yok. Orada belki ilerleyen günlerde Onur Bulut'un ayrılığı gündeme gelebilir ve belki biraz daha Svensson'un yedekleme noktasında bir yerli sağ bek arayışı olabilir Beşiktaş'ın. Sol bek içinse Serkan Emrecan Terzi yeni sezonda Beşiktaş'ın ikinci sol beki olacak. Burada az önce aslında ifade ettiğim gibi Omar Colli örneğini belki Masuaku için de vermek lazım. Eğer Beşiktaş bir sol bek kadrosuna katacaksa bu Masuaku'dan çok daha iyi bir sol bek olmalı düşüncesi hakim. Çok fazla yazıldığı için söylüyorum. Çok fazla gündeme geldiği için söylüyorum daha doğrusu. Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan çok fazla ismi Beşiktaş'ta geçmişti. Bunu da teyitli bir bilgi olarak paylaşıyorum aslında. Yasin Özcan'la ilgili en azından bugün bu saat itibariyle Beşiktaş'ın herhangi bir girişimi ve gündemi olmadığını söyleyelim. Oraya bir transfer, ilerleyen günlerde bir transfer ihtiyacı olursa bunun Masuaku'dan çok daha iyi bir yabancı sol bek olması görüşü hakim yönetim içerisinde ama şu anda en azından bu kamp bitene kadar, Beşiktaş'ın Slovenya kampı bitene kadar ne sağ bek ne de sol bek konusunda herhangi bir somut adım elinizden atılmasını beklemiyoruz.